Merhaba sevgili yarışseverler. 26 Ekim Ankara yarışlarıyla sizlerle birlikteyiz. Cumartesi gününde Ankara yarışlarında bakalım hangi safkanlar kazançlı sayılacak, hangi safkanlar foto önde geçmeyi başaracak. 9 koşu var bugün Ankara 75. yıl hipodromunda. Bakalım güzel bir yarış günü var. Kaliteli safkanların start aldığı bir yarış günü izleyeceğiz. Bildiğiniz üzere dün Bursa yarışları tamamlandı. Günün teki bizde Karavaş'tı, kazandı, bizi üzmedi ama lakin enteresan doneler oluyor. Sürekli üyelerim benden konuşmamı istiyorlar bu konu hakkında. Örneğin günün 3. ayağında Journey Yaris tam yarış koşulacakken çıkınca belki de yarış gidişatının tamamı etkileniyor. Bundan da bazen ne oluyor? Yarış gidişatları etkilenince kazanacak atların seyri değişiyor. Ama zaman zaman bunları yaşıyoruz. Daha öncesinde AGF problemi vardı. O çözüldü ama buna bir türlü bir çözüm bulunamadı. Herkes Aske Dur bekledi. Journey Yaris yazan dostlar. O da gelmeyince zaten Emperor Risan gelince de bütün kuponlar yatmış oldu. Baktığınızda çok da büyük bir ikramiye vermedi ama yine yarışlar tamamlandı. Yarışlar her gün devam ediyor. Her gün oyun oynuyoruz. Her gün takip ediyoruz. Her gün yarışları izliyoruz. Her geçen gün yarış var. Bazen günde 2 altılıdan 4 tane yarış programı oluyor. Hepsine bakmaya çalışıyoruz ama inanın bazen zaman yetmiyor. Bakın şu an saatler 1'i gösteriyor. Ben bugün sizlere sesleniyorum. Biraz geciktik, kusura bakmayın. Ama dediğim gibi elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Hani bir ayakta 10 dakika çalışıp geçmek istemiyorum. Yarışı koşturarak, sırasıyla sizlere anlatarak yardımcı olmaya çalışıyorum. Bazen şanslı oluyoruz, atlar peş peşe geliyor. Bazen de bizim atlarımız geride kalıyor. Bunları yaşıyoruz, yine yaşayacağız. Yine üst üste bizim şanslı olduğumuz safkanlar gelecek. Bunu yaşayacağız. Önemli olan mücadeleye devam etmektir. Biz mücadelemizi verelim. Sevdiğimiz, saydığımız insanları takip edelim. Onun dışında hissiyatımıza güvenelim. Zaten altılı ganyanı bulmak kolaylaşacaktır. Zaten o gün nasibimiz varsa o gün altılı ganyanı bulacağızdır. Baktığımızda bugün Ankara'da 9 koşulu programı sizlere yollayacağım. Öncesinde sizler de WhatsApp grubuma katılmak isterseniz 0553 425 59 30. Bu numaradan WhatsApp üzerinden bana mesaj atarak bilgi alabilirsiniz. Sizler de bizlerle olmak isterseniz, yarış günleri VIP ailesinin bir parçası olmak isterseniz hep yani gelebilirsiniz. Bana mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Mesajları WhatsApp'tan atmanızı rica ediyorum. WhatsApp'ınız olursa daha memnun olurum. Baktığınızda bugün Ankara koşularına geçmek istiyorum artık. Birinci koşuyla birlikte birinci altılı ganyan başlayacak saatler 13.30'u gösterirken 3 yaşlı Arapların 5 şart mücadelesi. Yarışa baktığımızda muhtemelen Yollar Az liderliği alacak. Hemen peşine Gel Kız onun da peşine Başar düşecek. 800'lere kadar normal tempo seyrinden sonra yarış yavaş yavaş süratlenecektir. Çünkü sürekli hepsi liderliği almak isteyen safkanlar. Yollar Az vermek istemeyecek. Gel Kız arttırmak isteyecek. Başar da 400'den sonra bunları geçmek isteyecek. Ama enteresan bir safkan var bu yarışta. O da 3 numaralı Ceceli. İstanbul'da 1200'ü 1.18 yaptıktan sonra Sancaktar'a fotoda geçiren ardından Ankara'ya gelen Işman Çizik'le göstere göstere bir yarış kazanan o gün dışarıdan sprinti kuvvetli olan 3 numaralı Ceceli bugün yarışı gerilerde bekleyip sonlarda yapacağı etkili sprintiyle gelip koşuyor. Halis Karataş da lehine çevirebilir. Halis Karataş bu safkana ilk kez binecek. Baktığımızda yarışta sürete binecek gibi gözüküyor. Zor bir yarış. Sizler tuttuğunuz isimleri yazabilirsiniz ama bana göre öncelikli kuponu yazacağınız isim 3 numaralı Ceceli olsun. Geçiyorum ikinci koşuya. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 22 handikap mücadelesinde de yarışa baktığımızda zor bir yarış gibi gözükse de 1400 metre mesafede gerçekleşecek koşuda ben burada enteresan bir isimden bahsedeceğim. Son yarışında kapalı gözlük dil bağı takınca çok koşan, o gün bariyer diminden bir türlü attıramayan, yanındaki rakiplere yaklaşamayan, bugün çok uygun kilosuyla jokeyi Mücahit Bayır'la ilk kez koşacak olan, baktığımızda o gün rakipleri kaçıran, bugün onların yanında gelip baktığımızda çok da geri bekleyeceğini düşünmüyorum. 800'lere kadar ikinci ve üçüncülükte gidip bir anda bariyer dibinden yürüyecek olan ve o beyazlardan güç alarak gideceğini düşündüğüm 6 numaralı Aybars'ın koşuyu kazanmasını bekliyorum. Muhtemelen AGF'de geri planda çıkacaktır. Varsa takip ettiğiniz isimler yazabilirsiniz ama öncelikli yazacağınız isim 6 numaralı Aybars olsun. Ve geçiyorum 3. koşu Ömer Kaya koşusu. Rahmetle anıyoruz Ömer'i. Talihsiz bir kaza sonucu kaybettik. Ben Türkiye Jokey Kulübü'nde çalıştığım dönemler kendisiyle Adana uçuşlarında
Birkaç kez denk gelmiştim. Çok değerli bir insandı. Bir kez daha rahmetle anıyorum kendisini. Baktığımızda onun adına düzenlenecek koşuda enteresan bir isimden bahsedeceğim. Yarış gidişatında Mine of Fire liderliği alacak. Hemen peşine Madenci, onun da peşine Boogeyman düşecektir. Bu sırayla gidecek yarışta kendini arkalarda iyi saklayacak olan, start problemi çözülen bugün Jockey Müslüm Çelik'le ilk kez start alacak olan, sonlarda çok etkili geleceğini düşündüğüm 4 numaralı Sky Moon, bir Native One yavrusu, anne Muntan, çok iyi bir hatta sahip olan Kırs Afgan, 4 numaralı Sky Moon en dıştan yapacağı ataklarıyla gelip bu koşuyu lehine çevirebilir. Yazacağınız ilk isim olsun. Varsa takip ettiğiniz isimler değerlendirebilirsiniz. Günün 4. koşusu 4 Büyük Kara Arapların mücadelesiyle İkinci Altılı Ganyan başlayacak Ankara yarışlarında. Burada da yine bir isimden bahsedeceğim. İki yarış önce Okan Gökçe ile Ankara'da bir yarış koşup Özyel'e geçilen, son iki yarışında ise 63 kilo ile start alan, bugün 58 kilo ile start alacak olan, yarış gidişatı lehine gözüken, öne bir iki safkan verip hemen peşlerine düşüp son 400'de yapacağı etkili sprint ile kafasını kaldıra kaldıra gidecek olan 5 numaralı Özpar, eğer fotoda biriyle fotoya girmezse koşuyu kazanacaktır, yarım boylu olsa bile. Çünkü fotoda kafayı kaldırıyor, foto finişte kaybedebilir. Bir aksilik olmazsa 5 numaralı Özpar bugün gücünü gösterip koşuyu lehine çevirebilir. Kalitesi malum, Okan'la da bir kere koşup fotoda ikinci kalmıştı. Bugün gücünü kullanacaktır. Gidişat lehine Altılı Ganyan'ın ilk ayağında yazacağımız ilk isim 5 numaralı Özpar olsun. Geçiyorum 5. koşuya. İki yaşlı İngilizlerin maiden mücadelesinde ise iki yarışın Halis abiyle koşan ve bir çim bir kum olmak üzere güzel yarışlar sergileyen, özellikle çim startını çok beğendiğim, baktığımızda bugün yeniden çim pistte start alacak olan, kalitesi malum, Sky is the limit'in kardeşi 12 numaralı Spirit of the Sky bugün bu yarışa daha iyi hazırlıklarıyla giriyor. 23 gün ara verdi. Kalitesini konuşturup koşuyu kazanabilir. Bana göre bir rakibi var. O da yaklaşık 112 gündür, 3,5 aydır start almasa da çok kalite bir isim. Valdemar yavrusu 9 numaralı Mi majör bugün kalitesini konuşturup dinçlikle bu koşuyu kazanabilir. İlk yarışına inanmayın, bayağı gerilerde kaldı. Bugün gücünü gösterip koşuyu kazanabilir. Günün 6. koşusuna geldiğimizde Ankara Kalesi koşusu grup 1 mücadele. Bütün kaliteler burada. Enteresan bir seyir izleyecek yarış. Çok süratli safkanlar var, çok güçlü safkanlar var. Baktığımızda Good Curry, Royal Avşar, hatta Sharpa önlere gelecektir. Muhtemelen Royal Avşar ve Good Curry birbirini yedikten sonra Sharpa liderliği alacaktır. Onu da King of the Sun kovalayacaktır. Geriye de Ömer Ayınmayart'la Hatçaklıt kalıyor. Hatçaklıt zor bir safkan. Ben bugün Ömer Kaya'nın koşusu olduğu gün Ömer in my heart. Bugün çok iyi koşacağını düşünüyorum. Kendisini çok iyi saklayacak olan Özcan'ın ön gruba fazla gitmediğinde son 800 ile 600 arası yarışı koparacağını düşünüyorum. Zaman zaman bunu Özcan iyi yapıyor. Eğer Ömer in my heart da günündeyse ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Varsa sizin tuttuğunuz isimler yazabilirsiniz. Zaten Good Curry'nin üzerine kimse gitmezse Good Curry tartışmasız Türkiye'nin en iyi kum pist atıdır. Baktığımızda nasıl bir yarış izleyeceğiz? Şarpa'nın formu ortada. İnanılmaz yarışlar koşuyor ama enteresan bir döne. Bugün Ahmet Şarpa'dan inip King Serkan'a biniyor. Enteresan, bakalım izleyip göreceğiz ama benim ilk şans verdiğim isim 4 numaralı Ömer in my heart. Geçiyorum 7. koşu Selahattin Batu koşusu Profesör Doktor. Baktığımızda enteresan bir yarış. Contender kaçacak. No Way Out, Hasanet, Fire Effort, en geride de Trilya bekleyecek. Son yarışında öve öve bitiremediğim Yonaguska Starmun orijinli Tyson. Starmun bir Kavanis yavrusu, yani Yelpınarı, Gakkoş, hatta Adonis'in annesi Lady Willpower'ın da kardeşi olan Starmun'un tayı olan 5 numaralı Trilya. Son yarışında Ankara'da 1. altılı Ganyan'da WhatsApp grubumuzda tekimizde o gün altılıyı bulduk. Birçok yarış severimiz kazanmıştı. Umarım yine öyle bir gün olur. 5 numaralı Trilya. O gün de elinde sermaye vardı. Bugün de gücünü kullanıp virajı en geri, fotoya en önde geçebilir. Geçtiğimiz günlerde pazar günü bu lafı Cosmic Dancer için söylemiştim. Özcan biniyordu. Bizi yanıltmadı, kazandı. Bugün de umarım Trilya virajı en geri, fotoyu en önde geçen safkan olur. Ve geçiyorum 8. koşuya. Eskişehir Sanayi Odası koşusu zor bir yarış. Burada da bir kaliteli isim var. 4 ayaranın ardından önce Ankara'da kum pisti, ardından İstanbul'da sentetik pistte yarış gören, iki yarış gördükten sonra yeniden Ankara'ya gelen, bu mesafeyi bu pisti de seven 5 numaralı Prensisti. Baktığımızda Bold Girl, Change of Melosh, Innovation, Violon, Sonata'nın hemen peşine yatacak olan, son 400'de
ağır kanıyla yürüyecek olan ve rakiplere cevap vereceğini düşündüğüm 5 numaralı Prinsisti günün tabela ayağını, 5. ayağını kazanmaya yakın isimdir. Bir aksilik olmazsa da kazanacaktır. Son koşuya geldiğimizde baktığımızda enteresan bir safkan var. Wind River, Wind Celeritas annesine benziyor. Akıtması bile aynı. 18 numaralı Nazare Wave'in. Nazare Wave bu yarışa çok iyi hazırlandı. 6. ayda bir yarış gördükten sonra 3 aero sonra bir yarış gördü. O gün startta kaldı, arttıramadı. Ben bugün çok iyi hazırlıklarıyla gireceği koşta 1,5 aeronun ardından gerçek gücünü kullanacağını düşünüyorum. Celeritas'ı anlatmaya gerek yok. Böyle bir safkanın tayı olan 8 numaralı Nazare Wave bugün gücünü kullanıp Altılı Ganyan'ın son ayağını kazanacağını düşünüyorum. Yarışta hızlı gidecek. Sonlarda yapacağı etkili sprintiyle koşuyu kazanacaktır. Gülerciye kürüsü. Gökhan Kocakaya da umarım iyi biner. Çok zıplamaz koşuyu kazanır. Ben Ankara yarışlarında elimden geldiğince sizlere seslendim. Sizler de kendi tuttuğunuz isimleri yazarak kuponunuzu oluşturabilirsiniz. WhatsApp grubuma katılmak isteyen dostlar 0553 425 59 30. Sizlerden ricam altılı bir gün bulunur bir gün bulunmaz. Ben altılıyı bulacağım diye iddia etmiyorum. Hiçbir zaman da bunu söylemiyorum. Elimden geldiğince sizlere destek olmak istiyorum. Bunu da elimden geldiğince yaptığıma inanıyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana desteklerinizi bekliyorum. Hepinize iyi bir hafta sonu, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Hoşça kalın.